Hepinize. Kaç gündür bu balkona uğrayan yok. Çiçeklerim susuz kalmış hep. Dedim ki onlara bir su dökeyim. Çok attırdım. Şimdi çiçekleri suladım. Balkonda yerini değiştirdim. Normalde şurada duruyordu. Yatak burada çok engelliyordu bizi. Burada da böyle nevresimlerimi kurutmaya atmıyorum. Onları asıyorum. Onlar var. Bunu da çok engelliyordu. Bunu buraya koydum. Çiçeklerimi suladım. Yalnız çiçeklerin yarısını kaybetmişiz bakmamaktan. Şimdi buraları süpüreceğim. Yani sonrasında buradan çıkacağım. Halısı çok pislendi çünkü. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bugün annemler kuaföre gitti. Şimdi Nilhan'ın uyku saati geldi. Ben de ona süt ısıtmaya mutfağa geldim. Hemen sütümü alayım. Anneciğim uyuyacağım benim. Tam sana yeni süt açayım Niloş. Açmış zaten. Şimdi ben Nilhan'a süt ısıtacağım. Onu bir öğle uykusuna yatırayım. Bu arada arkadaşlarım kollarım mosmor. O gün videoda söylemeyi unutmuşum. Damar yolum benim. Zor bulunuyor damarlarım ince olduğu için. 7 tane yer denediler. En sonunda şuradan aldılar. Kollarımın içi dışı elimden alacaklardı. Dedim ki elimden aldırmam. Çünkü çok acıyor biliyorum. Sonra da efendim anneciğim. Evet. Sonra da arkadaşlar en sonunda şuradan buldular da buradan alıverdiler sağ olsunlar. 7 delikten sonra 2-3 gündür sonucum çıkmıyor. Hemogram çıkmış, diğer hormon olanlar çıkmamış. Neyse biraz önce aile hekimimiz mesaj atmış, folatım düşükmüş. O yüzden gene folat dediğimiz folik asit. Folik asitim zaten genellikle hep düşük çıkıyor. Hamilelikte işte o ilaçlarla falan yükselmişti. Gene dedi günde bir kere kullanabilirsin. Onun dışında çok fazla sorun yok gördüğüm kadarıyla tahlillerde. Bugün arkadaşlar yağmur sıcağı var. O kadar basık ki hava bir bulutlanıyor, bir açıyor. Çok terledim. Anneme dedim siz gitmeden ben bir duş alayım. Onlar gitmeden duşumu aldım. Annemler çıktı. Sonrasında saçlarım falan hala nemli. Kurutmadım. Bu sıcakta saç kurutulmaz. Şimdi ne yapacağım onu bilmiyorum. Nilhan'ı bir uyutayım. Siyahları makineye atmam lazım. Bir de 2-3 gündür sadece üstünden evi süpürüyorum. Ev temiz o yüzden. Efendim anneciğim. Öyle. Evet sana süt istiyorum anneciğim. Nilhan da abla kız oldu. Ne yaptık sana Nilhan? Sen mum mu üfledin? Nasıl bakıyor? Gelecek misin? Emziğini takmış Nilhan Hanım. Diyor ki beni uyut anneciğim. Hı? Beni uyut anneciğim. Isırma emzi. Süt mü içeceksin? Oh kuzum benim. Canım benim. Kolye. Kolye. Nilhan Hanım da burnunu çizmiş.
Ocakta o kadar yavaş ki şu an anlatamam. Daha kaç dakika bekleyeceğiz? Ay. El sallasana. Merhaba, merhaba. Öp anneyi bir. Tamam. Arkadaşlar bir yerlerde görüşürüz. Arkadaşlar Nilhan'la uzun bir çaba sonunda Nilhan'ı uyutamadım. Gene sallanmaya geri döndük. Bir ara bırakmıştık, ne güzel. Şimdi bugün yersek bugün ya da yarın yersek yarına bir yemek yapayım dedim. Nilhan çünkü kabak yemeğini seviyor. Eskiden kabakları doğrayınca böyle elimizde yapış yapış bir şey kalırdı, jel gibi. Artık hiç olmuyor. Sizin de öyle mi? Eskiden sinir olurdum o yüzden kabak yapmaya. Ellerimde öyle kaldığı için. Nilhan lütfen anneciğim. Uyumadın. Ben şimdi seni uyutacağım. Şu kabağımı koyayım ocağa. Öyle uyutacağım. Dedim en pratiğinden yaz yemeği zeytinyağlı kabak yapayım. Nilhan'ı uyutacağım diye çoraplarını çıkarttım. Taşlar da soğuk. Annemler çıkmadan bardak kırıldı. Temizledik ama gene de cam kırık kalabiliyor. Geçen gün kırdığım bardağın cam kırıkları daha geçen gün çıktı. Şimdi Nilhan da özellikle orada geziyor. Böyle beni endişelendirecek ya. Yemeğimi de hazırlayayım. Sonrasında yanına ne yapacağıma karar veririm. Dediğim gibi belki bugün bunu yemeyiz bile. Şimdi soğanları doğradım. Yağına koydum. Onlar yavaş yavaş kavrulurken kabaklarımı hazırlayayım. Şöyle minik minik yapayım ki. Bu arada esmeye başladı. Sanki bir yerden ceryan yapıyor gibi. Tutulmam inşallah. Dün bu arada mantı yaptık. Çekmek çok isterdim ama Nilhan uyurken hızlı hızlı yapalım dedik. Öyle çekime falan giremedim. Sadece böyle bir 5 saniyelik görüntü koydum. Dün de bayağı hamar attığımız üstümüzdeydi. Parmağımı düktüm. Annemler giderken ne alalım diye sordular. Dedim eğer atıştırmalık ya da işte bir aperatif bir şeyler alırsanız hani haberim olsun. Ona göre dedim. Annem diyor ki ne yapacaksın? Şimdi kabakla biliyorsunuz ki herkesin sevdiği bir lezzet değil. Geçen gün çok güzel bir şey yapmıştık fırında. İzlediyseniz eğer. Gerçekten muhteşemdi ama genellikle yorumlar çok yağlı değil mi şeklinde olmuş.
anneciğim? Şöyle düşünün arkadaşlar. Mantının sosu gibi o yağ sadece üstünde durdu. Tabağımızı alırken. Ay hep döktüm buralara. Şöyle şunu biraz sonra yapayım. Sadece tabağımızı alırken vardı. Onun dışında yoktu. Şimdi ben soğanlara bir bakayım. Bu arada arkadaşlar salçam Gaziantep'ten. Böyle güzel bir salça olamaz. Ben normalde domates salçasında çok fazla ev salçası yani ev yapımı yiyemem. Çünkü hani bozulmasın diye çok tuz koyuyorlar. Yalnız bunun tuzu da çok ayarında. Çok güzel bir salça. Kayınvalidemler almışlar. Bize de almışlardı. Ondan sonra gittiğimizde domates salçam kalmamıştı. Dedim azıcık daha alayım ben. O da iki kova galiba. Yoğurt kovasından gönderdi. Biberim var ama domatesim yok. Yemekler bu salçayla gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle şekerini de atıyorum her zamanki gibi. Şekersiz lezzetli olmuyor. Altını da açtım. Şu tuzu da bir ayarlayabilsem. Ben dediğim gibi az tuzlu yediğim için. Şimdi evdeki kimseye uymuyor. Annemler de var ya. Efendim. Arkadaşlar yemeği yaptım. Şimdi suyunu salmasını bekliyorum. Bu arada ocağın dengesi olmadığı için bir tarafın dibi tutmuş. Böyle yanık olmamış ama inşallah yemeğin lezzetini bozmaz. Şimdi Nilhan'ı uyutmaya gideceğim. Artık uyusun yani. Onu sallayacağım. Yalnız şu yemek bir suyunu salsın. Nilhan ya çok alemsin. Oh sıcak mahvetti. Bir de Nilhan'la boğuştuk yatak odasında uyuyacaksın, uyumayacaksın. Neyse. Yemek suyunu salınca daha güzel oluyor. Ben eğer suyunu saldıysam, eğer çok yeterliyse üstüne bir daha su koymuyorum. Gerekmedikçe. Şimdi onu bekleyeceğim. Dibi tutmasın diye de beklemem lazım ocaktan dolayı. Böyle bir sıkıntımız var. Bu elektrikli ocaklar berbat. Hep söylüyorum zaten. Beni sürekli takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Şimdi dibi tutmasın diye başını bekleyeyim. Nilhan Hanım nerede geziyor bir göstereyim size. Bakar mısınız? Bu arada arkadaşlar biraz önce internetten Zeynep diyorum ya. Nilhan'ı uyuturken baktım. Folat eksikliği depresyon falan yapıyormuş. Ben o kadar detaylı olduğunu bilmiyordum. Halsizlik yapıyormuş. Belki de sürekli halsiz olmanın sebebi odur. Yani böyle şaşırdım. Bari dedim annemlere söyleyeyim de onlar eczaneden alsınlar. Eğer bir onlar bulamazlarsa da Hakan alsın. Efendim anneciğim? Neden uyumadın? Anne. Efendim? Ojeleri de dağıttın. Açın da. Bak süsünü bozuyorsun. Açın. Benim ojem yok ki. Ben oje sürmedim. Ben senin neden uyumadığını anladım. Burnuma kötü kokular geldi. Sen ondan uyumadın. Dün de öyle yapmıştın. Sen neden uyumadığını anladım. Kötü seni. Çirkin kız.
kız. Hani artık tuvaletin gelince söyleyecektin. Bu arada arkadaşlar yapma öyle ayıp ama. Bu arada Nilhan tuvalet eğitimine biraz başladık. Başladık derken ilk önce klozete oturma bilince. Dün gittik yarım saat oturduk klozetin başında. Ondan sonra tabii sonsuz oldu. Bir de hep böyle şarkı söylüyoruz. Ay en kız çok ağırsın. Yani anlayacağınız tuvalet eğitimine böyle yavaş yavaş aşılamaya başladık. Ha çok böyle bilincinde mi? İşte gösteriyor falan filan ama yapmadan önce söylemiyor. İşte böyle gidiyoruz bilinç kazansın diye saatlerce o lazımlığına oturuyor. Klozet şeklinde lazımı kalmıştım ya. Ben de başında oturuyorum. Oyunlar, şarkılar, türküler. Daha o aşamasındayız. Hani daha yapmadı öyle diyeyim. Hazır yaz bitmeden onu da öğrensin artık. Çünkü seneye yazı beklersek çok geç olmuş olur yani. 3 yaşında olacak. Bu sefer de hani ne için geç olacak onu da söyleyeyim. Bez numaraları büyüdü. Tabii ki artık o da büyüdüğü için bezler tutmuyor, taşırıyor sürekli. Her sabah mutlaka çarşaf falan değiştiriyoruz. Ya da işte zıbınına çıkıyor en basiti. Bir de öyle sabaha karşı mı çıkıyordur nedir? O şekilde uyuyor. Hasta olması diye de yani endişelendik. Dedi ki bu sene bunu öğrenmesi şart. Daha zaten sıcaklar da yeni başladı. Gerçi şurada 2-3 gündür sıcak. Akşamları yine soğuk ama yani gene de o bizi idare eder. Bu arada suyunu saldı galiba. Ses geliyor. Bakalım salmış mı? Salmış ama bu buna yetmez. O yüzden ben biraz su ilavesi yapacağım. Şöyle koyayım. Pişince de kuru nane ekliyorum. Çok güzel oluyor. Ben gideyim şu Nilhan altını değiştireyim. Sonra bir uyutmayı deneyeyim. Sonra da artık bakarız ne yapacağımıza. Arkadaşlar sonunda Nilhan'ı uyuttum. Yemeğim de oldu. Şimdi altını kapatacağım. Yalnız ocağım çok pis. Onu da bir temizlemem lazım. Artık yemek işi bittikten sonra onu da yaparım. Kendime bir kahve suyu koyayım dedim. Annemler daha gelmedi. Bir de koyu renkleri makineye atacağım ama onları büyük ihtimal Nilhan uyandıktan sonra atarım. Aslında atıp hemen işim bitsin diyordum. Yalnız Nilhan'ı uyuttum ya, hurdacıdan tutun motosikletine, bilmem nesine. Hep mi böyle oluyor yarabbim? Nasıl denk getiriyorum hiç bilmiyorum. Şimdi kahvemi de yapayım şöyle. Mis gibi çocuğu da uyuttuk. Mutlu anne pozisyonuna geçeyim artık. Arkadaşlar ben kahvemi yaptım. Şimdi keyfe geçiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.